Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizlerle mimari üzerine konuşmak istiyorum. Salgınların mimariye etkisi nasıl olmuş? Mimari eserlerin gelişmesini arttırmış mı? Yoksa tam tersi eski moda mimariye mi çekmiş? Yoksa mimari akımları bitirmiş mi? Bunun üzerine bir video geliyor. Hemen başlayalım. Salgın deyince aklımıza zaten direkt olarak kara ölüm diye bilinen veba salgını geliyor. Veba salgınının ilk olarak şu anki Filistin topraklarında ve M.Ö. 320 yıllarında görüldüğü tahmin edilmektedir. Daha sonra da veba salgınları sıklıklarını artırarak tekrar ortaya çıkmıştır. 6. yüzyılda çıkan bir veba salgında Romalı yazar Procopius'un da diye üzerine Konstantinopolis'te 6.000 ila 10.000 kişinin günde hayatını kaybettiği yönünde açıklamaları vardır. Büyük veba salgını, kara ölüm ya da kara veba olarak bilinen bu salgına Yersinia pestis adı verilen bir bakterinin yol açtığı düşünülmektedir. Vebanın gerçek nedenini kimse bilmese de Avrupalıların çoğu çıkış sebebinin ilahi olduğunu düşünüyordu. Onlara göre Tanrı, insanların günahları için dünyayı cezalandırıyordu. Bazı aristokratlar da köylünün itaatsizliğinden dolayı hastalığın oluştuğu fikrini herkese yaymaya başlamıştı. Salgınlar insanların doğa konusundaki düşüncelerini de değiştirdi. Bir zamanlar saygı duyulan doğa artık korkulan ve mücadele edilmesi gereken bir düşmandı. Kara vebanın ortaya çıktığı 13. yüzyılda aşırı nüfus yoğunluğu vardı ve temizlik de bir endişe olarak görülmüyordu. Herkes pis olmanın bir erdem olduğunu savunuyordu. Örneğin Aziz Jerome, İsa'nın kanından gelen kişilerin zaten temiz olduklarını söyleyerek hiç yıkanmamıştır. Papa 4. Clement'in ölü sayıcılarının tahminine göre 1348 ve 1351 yıllarında vebadan ölen kişi sayısı toplamda 23.840.000 olarak bilinmektedir. Avrupa nüfusunun 1 bölü 3'ü, İngiltere'nin 1 bölü 3'ü, Fransa'nın da yarısını hayatı kaybettiği bilinmektedir. Avrupa'nın veba salgından kurtulmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de mimarinin değişmesidir. Veba döneminde yoksullar, kurutulmamış keresteden, samandan yaptıkları penceresiz kulübelerde yaşıyordu. Bu durumda Orta Çağ'ın saman tavanlarında kara sıçanların, farelerin, pirelerin yaşaması için uygun ortamı sağlamış oluyordu. Zenginlerin evlerini, fakirlerin evlerinin ayıran önemli özellikler bol miktarda kerestenin kullanılmasıydı. Ama mimari olarak yine birbirinin aynı, tıpatıp benzeriydi. Los Angeles Times gazetesinin haberine göre kentler sıkışık ve sefil yaşamlarından arındırılmaya çalışıldı. Kamusal alanlar ayrılmaya, bölünmeye başlandı. Aynı şekilde evlerin durumu güzelleştirildi ve erken karantina tesisleri kurulmaya başlandı. Daha sonra ortaya çıkan veba salgınlarında da modernizmin etkisiyle farklı imar alanları açıldı ve binalarda temiz madde olarak bilinen cam ve çelik kullanılmaya başlandı. Camille Pissarro'nun 1898 tablosunda görüldüğü gibi Paris'te geniş bulvarlar açılmış, temiz hava ve ışığın da etkisiyle veba salgınının büyük ölçüde önlendiği söylenmiştir. Doktor Mustafa Erdem'in de söylemiş olduğu gibi 1800 yılından sonra kolera salgınıyla mücadele etmek için kanalizasyon sistemleri yenilenmiş ve kentlerdeki yollar tekrar asfaltlanmıştır. Bu dönemde aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için de yeni imar yasaları ortaya çıkarılmıştır. Veba salgınının farelerden yayıldığının bilinmesi üzerine kapıların alt tarafına eşik sistemi yapılmış ve eşikler varsa bile onlar da yükseltilmeye çalışılmıştır. 20. yüzyılda tüberküloz, tifo, çocuk felci ve İspanyol gribi gibi salgın hastalıklarla mücadele etmek amacıyla konut ve sanayi alanları birbirinden ayrılmıştır ve daha sonrasında gece kondulaşmayla mücadele içerisine girilmiştir. Evlerde doğal aydınlatma ve havalandırma sisteminin önü açılmaya çalışılmıştır. Florence Nightingale 1859 yılındaki Kırım Savaşı anılarını anlatırken hastanelerin kovu sistemi olduğunu, aydınlatması ve havalandırmasının yeterli olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştır. Ve daha sonra bu hastalıkların yayılmasında mikroskobik canlıların da öneminin anlaşılmasıyla birlikte şu andaki günümüzde kullanılan modern hastane tipine geçilmeye başlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 duyurması ve ardından da küresel çapta bir mücadele çağrısı yapmasının üzerine Los Angeles'ta bir firma bakırdan yapılmış temizliği kolay antimikrobiyal test üniteleri geliştirdi.
Hakimiyeti 400 yıl kadar süren Gotik mimarisi, Kuzey Fransa'dan çıkmış, daha sonra İngiltere, Batı Avrupa, Orta Avrupa, İskandinavya ve Yakın Doğu olmak üzere birçok yere yayılmıştır. Ancak 14. yüzyılda ortaya çıkan yakıcı veba salgını aşırı yoksulluğu da beraberine getirmiştir. Bina yapımları yavaşlamış ve 1400'lerin sonunda Gotik tarz ve mimarisinin değişmesine yol açmıştır. Buna ek olarak kentsel dokuya yeni bir işlev getirecek karantina tesisleri, günümüz hastanelerin erken bir formu olan binalar, dönemin yaygın mimari uygulamalarına kafa tutmaktadır. Ancak veba sonrası mimaride ortaya çıkan en belirgin eğilim dikey üsluplara doğru kaymadır. Dekoratif heykelleri ve özenle hazırlanmış camları ile Fransız gotiğe kara ölümden sonra artık önemli değildi. Tasarruf yeni dikey hareketin ana özelliği olmuştu. Mimarlar dekoratif özellikleri ve binaların zengin görünümlerinden vazgeçti ve binalar daha keskin bir hal aldı. Uzmanlara göre bu durumun ortaya çıkmasında iki farklı neden olabilir. Bunlardan ilki dönemin uzmanları ve zanaatkarlarından çok sayıda kayıp verilmesidir. İkinci bir sebep de finansal çöküntüdür. İtalyan mimar Eleonora Carrao'nun iddiası, insani acil durumların her seferinde daha sık ortaya çıkacağı ve çok yakın gelecekte günlük hayatımızın bir parçası haline geleceği yönünde. Peki, daha sık meydana gelen bu tehditlerden daha iyi korunan, yeni ve yoğun bir kentsel toplumu nasıl yeniden inşa etmeliyiz? Sakinlerini daha iyi korumak için mevcut şehirlerimizi nasıl revize edebiliriz? Yoksa şehirciliği terk etmeli ve yeniden dağınık kırsal hayata geri dönmeliyiz? Ve en önemlisi, mimarlar ve planlamacılar olarak küresel bir salgının aşırı durumuna nasıl tepki vereceğiz? Medipol Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Dr. Yazgı Aksoy ise yeni planlanacak kentsel alanlar, özellikle de yapılardaki bina giriş ve çıkışları, merdivenler, asansörler gibi ortak kullanım alanları tasarlanırken salgın hastalıklar bağlamında risk azaltıcı yeni tasarım anlayışının ortaya çıkabileceğini vurguladı. Örneğin binalarda birden fazla asansör ve birden fazla ortak merdiven bulundurmayı ya da daha geniş tasarlandırmış koridorları düşünebiliriz. Uzun vadede ise sadece tasarıma değil, doğayla olan daha geniş ilişkimize de odaklanmamız gerekecektir. Evlerde geçirecek zamanın kaliteli olabilmesi adına kendine ait açık havaya çıkmaya olanak sağlayan balkon, teras veya bahçesi olan konut tasarımlarına ağırlık verilecektir. Bazı mimarlara göre bu son yüzyılda gerçekleşen yoğun kentleşme, dikey mimari ürünleri bu salgınla birlikte elenip yerini eski Anadolu mimarisinde pek çok evde gördüğümüz iç avlulu evlere bırakacaktır. Bu durum kentten kasabaya göçü de tetikleyebilir. Salgın sonrası mimaride oluşacağı düşünülen bazı fikirler şeklindedir. Balkonların genişlemesi, yeşil çatıların oluşması, mutfakların genişlemesi, değişik kapı tasarımları, yatak odasında banyo zorunluluğu özellikle karantina dönemi için, odalarda iyi ses izolasyonunun olması, taşınabilir seyir hastaneler, balkondan bahçe yapma projesi veya tam bağımsız bir ev tasarlama olarak karşımıza çıkabilir. Su temini ve ısıtmasıyla bağımsız olacak bu evler tamamen kapanma durumunda bize yarar sağlayacaklardır. Salgından sonra mimarinin nasıl etkileyeceğini zamanla göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.